Herkese merhaba. Bugün Assembly dilindeki ilk örneğimizi yapıyoruz. Assembly ile ilgili daha önce hiç örnek şey yapmamıştık. Bu birincisi olacak örneklerimizden ve basitten biraz daha karmaşıklara doğru gidebiliriz. İlk iki örneğimizi ekran çıktısı şeklinde olur muhtemelen. Hatta ekran çıktısı şeklindeki örneklerimiz ve kod yazdırmalı şekilde olacak örneklerimiz olacak. Bu soruda bize ekranda yazacak değeri soruyor en sonunda. Program çalışması bittikten sonra ekranda en son neyi yazdıracak? Bize sorulan soru bu. Bu arada bellek organizasyonu ile ilgili videolarımız vardı 6 tane. Bunu da yine mikro işlemciler soru çözümlerine ekleyeceğiz. Umarım faydalı bir seri olur. Burada bize diyor ki programı çalıştırıp sonlandırıldığımızda akümülatörün içindeki A değeri son olarak ne olur? Yani çalıştıracağız ve program bitecek. Akümülatördeki son değer ne olacak? Bunu soruyor bize. Komutlarımıza başlayalım. Komutların ne olduğunu görmüştük. Tabii bununla ilgili bir video yapmadım. Bu videoyu da yine bununla birlikte atarım, bu soru videosuyla. Onu da bulabilirsiniz. Hani bizim ne tip komutlarımız vardı? Aritmetik komutlar, mantıksal komutlar, veri transfer komutları, bit tabanlı komutlarımız ve program dallanma komutlarımız vardı. Bunları ayrı ayrı göreceğiz yine. Ben Assembly aritmetik komutlar, Assembly mantıksal komutlar, Assembly veri transfer komutları, Assembly bit tabanlı komutlar şeklinde ayrı ayrı başlıklar atarım veya Assembly komutları şeklinde bir başlık atar. Orada bunları da yayınlarız. Beraber birlikte üstünden geçeriz. Yine kendiniz internetten bulup çıktısını da alabilirsiniz. Onların soru çözerken oldukça lazım olacak. Fakat benim çözdüğüm sorularda ben zaten yan tarafına ne işlem yaptığını yazacağım. Siz de bunları gerek videoyu durdurarak notlarınızı alabilirsiniz ve üzerinde sırasıyla anlatacağım. Şimdi birinci olarak başlayalım. Zaten ben bunların kenarlarını açıklama yazdım. Assembly dilinde noktalı virgülden sonraki kısmı derleyici okumaz. Assembly derleyicisi de biliyorsunuz Assembler'dı. Hemen başlayalım. Move 20H virgül DS 10H demiş. Buradaki aslında oldukça basit bir komut ve ben yanında açıklamaların hepsini yazdım ve bunları boşa yazmamak için yani yazmadım. Okuyacağım. Bunların üstünden gideceğim. Bu komutumuz da bize diyor ki move komutu bir şeyi taşık demektir. Bakın burada taşı anlamına geliyor. Direkt veri dediğimiz şey şu kareden sonra. Eğer şu diyezden sonra bir şey gelirse bu bizim verimiz olur. Ve şuradaki haş neyin göstergesi? Onu da daha önce konu anlatım videolarında söylemiştik. Bu arada hakkınızı helal edin, yine konu anlatımlarında acemice oldu. Ama bu konu anlatımlarında zaten bir doküman üzerinden bakın bu şekilde gittim. Benim yanlış anlatma ihtimalim yok. Her birini açıklayarak yazdım. Sonuçları test ettim. O yüzden hani bazı kısımlarda bilmediğim şeyler oluyor. Mesela embedded demiştik bir yerde. Ne anlama geliyor bu? Hani bir şeyin bir konu anlatımında şey demiştim. Embedded diyorum, özür dilerim. Nereden kaldıysa aklımda. Mnemonic diye bir şey vardı. Mnemonic. Bu Assembly dilindeki tüm komutlarımız mnemonic komutlardır. Yani bunlar İngilizce sözcüklerin kısaltmasından oluşur. Buna da mnemonik denir. Umarım boşluk doldurmada çıkar da yaparız. Devam edelim şimdi. Move 20H virgül DS 10H. Buradaki H neyi gösteriyordu bize? Bunun heksadesimal olduğunu gösteriyordu. Veya önüne ek gelir veya sonuna ek gelir. Heksadesimal heksadesimalse eğer bizim verimiz. Burada bize assembly komutunda diyor ki direkt veriyi direkt adrese taşı. Buradaki diyezden sonra gelen veri direkt veriydi ve direkt adresimiz verilmiş bize. Bu şekilde verilirse önünde herhangi bir işaret yoksa bu bizim direkt adresimizdir. Bu 20H adresine 10 verisini koy demek. Hemen biz gelelim 10 verimizi koyalım. Ben bunu zaten yaptım. Şu şekilde bir bellek çizdim. Hemen göstereyim bunu da. Belleğimizi çizdim zaten. Şu kısım bizim belleğimiz olarak düşünün. Çok önemli değil. Yanlış bir şey çizmiş olabilirim. Hani boşluklu, eksik. Hani 20H'dan 21H'a kadar. Kimi alttan başlar yazmaya. Yukarı doğru artarak gider. 00'dan FF'e kadar gider. Ben alttan gitmeyi seviyorum. Üstten giden de var. 00'ı buradan başlatıp alta doğru inen de var. 20H adresine 10 verisini yükledik. Datamız 10. Bunu yükledik arkadaşlar. Bu kısma kadar. Bir problem var mı? Yoktur muhtemelen. Ve adresimiz bu kısımda yazılı olarak gelecek. Bunu koyduk adresimize. Ve move 21H virgül DS 12H. Bizim virgülden sonra gelen şu kısım her zaman içine koyulacak veriyi belirtir move komutunda. Yani
Şunun üzerinde işlem yapacağız. Öyle diyebilirim. Biraz daha net anlayacaksınız soru çözümleri oldukça. Hemen bir seferde anlamanızı beklemiyorum zaten. Derslere girmediyseniz baka baka anlayacaksınız artık bir şekilde. Burada direkt veriyi direkt adrese taşı diyor. Direkt adresimiz neydi bizim? Şu kısımda ve verimiz önünde diyez olursa bizim direkt verimiz oluyordu. Bakın bunların hepsi direkt veri. Bakın zaten şu kısımda da yazmışım direkt veri olduğunu. Direkt adresimize taşıdık. 21 haşa da 12 değerini taşıdık. Şurası yanlış olmuş. Şurası 12 olacak. Herkesten özür diliyorum. Fakat burada doğru şekilde yazmışım. 21 haş adresine 12 verimizi taşıdık. Move R0 DF 20 haş. Bu R0 ne demek biliyor musunuz? R0 görünce aklınıza register gelsin. Register'ın sıfırıncı eleman olarak düşünebilirsiniz. R0, R1 şeklinde gidebilir. R2, R3, R4. Register 0. İçine ne koyuyoruz biz? 20 haş. Yine direkt veri. Bakın başında diyez var, sonunda haş var. Ve 16'lık tabanda bunlar. Şöyle yazalım onu da. Ne yapalım buraya? R1 diye bir şey oluşturalım. Kırmızıyla yazsak ne olur? Hatta siyahla yazalım. R0'ın içine ne koyacağız? Hemen bakalım. R0'ın içinde ne atmış? 20 atılmış. 20 koyduk. 20 haş değerini koyduk R0'ımızın içine. Ve bunların boyutunu biraz büyütelim. Metin kısmından. Bunlara çok dikkat ediyorum. Önemli değil arkadaşlar. Siz o kadar takılmayın. Artık ben de bir şey, neden olduğunu bilmiyorum ama yazı puntolarına falan takılabiliyorum bazen. Move R0 virgül diye 20 haş. Yani R0'ın içine 20'yi koyduk. Move A. A demek akümülatör demektir. Et R0 demiş. Bu et neyi gösteriyor biliyor musunuz? Dolaylı adresi gösterir şuradaki et. O zaman biz ne yapacağız? A'nın içine dolaylı adres. Yani R0'ın içine ne koymuştuk? A diyelim buna da. Akümülatörümüz olacak bizim. Akümülatörün içinde ne olacak? R0 dolaylı adresin gösterdiği yer olacak. Bizim R0'ımızda ne vardı? Az önce R0'ın içine 20 atmadık mı? 20 attık. Şunu şöyle kapatayım, çok sıkıntı değil. Altına bir daha yazarız. Bakın burada R0 20 açtı. Başında et olunca dolaylı adres anlamına geliyor. Zamanla daha iyi anlayacaksınız. Eğer anlamayan arkadaşlar varsa. Anlayanlar zaten anlıyordur. Çoğunluk bir kısım derse ettiği için. Aküyü 10 yapar. 20 haştaki veriyi yazar. Yani R0'ın içinde 20 vardı. Bakın R0 şuradan geliyor. Şu kalemi alayım da fırçayla yazayım. Şurada. Hani 20 haş atmıştık içine. Şurada göstereyim. Daha sonra burada ne yapıyoruz? Bu dolaylı adres anlamına geliyordu başındaki şu et. Et 20. Ne demek? Yani gel şuradaki veriyi A'nın içine yaz. A'mızın içine hemen yazalım. 10 verimizi. Yanlış bir şey olmasın. Sırayla gidelim. Daha sonra nerede kaldık biz? Move A'nın içine R0'daki değeri attık. Ve diyor ki et. Et ne demek biliyor musunuz? Toplama demek. Toplu anlamına geliyor. Et A virgül 21 haş. Direkt adresi. Bakın başına diyez falan yok. Başına diyez olsaydı eğer A'nın içindeki değere 21 eklerdik. Başına diyez olsaydı burası ne olurdu 21 eklersek? 16'lık tabanda topluyoruz. 1 olurdu 0'la. 3, 31 olurdu. Fakat 21 haş et a virgül 21 haş direkt adres anlamına gelir. Direkt adrese ne var 21 haşta? Bakın 12 var. O yüzden ne yapacağız biz? Bunun için 12 ekleyince ne olur? 12 ekleyin. Şurası 2 yapacaktır. Yan taraf ise 22 yapacaktır. Tamam arkadaşlar. Muhtemelen anlaştık. Sırasıyla gidiyoruz. İşlemlerimizi yapmaya. Alt kısma geçiyoruz ve bize diyor ki bir alt satıra geçtik. Kodumuzu icat edeceğiz. Increment A.
INC increment demek, akümülatörü bir arttır. Yani A'yı bir arttır. Her ne koyarsanız onu bir arttırır. Bir artırırsa ne olur? 23 olur. Sırasıyla gidiyoruz. Ve swap A. Swap komutu akümülatörün yüksek nibble ve düşük nibble'ını değiştirir. Arkadaşlar nibble ne diye bilmiyorum fakat bu 16'lık sayı sistemi normalde biz yüksek byte düşük byte geliyorduk değil mi? Akümülatörde 23 var. Yüksek byte'ın hangi kısmı oluyor? Şu iki kısmı oluyor. Ve düşük byte'ı 3 kısmı olmuyor mu? Böyle oluyor. Swap A ne yapar? 2 ile 3'ü o zaman yer değiştirmesi gerekiyor. 2 ile 3'ü. 2 ile 3 yer değiştirirse ne olur? Bakın burada göstermişim. 2 bizim yüksek byte'lı değerimiz 3. Bu yer değişecek. Ve 32 olacak. Daha şöyle yapayım. 32. En sonki değerimiz ne oluyor akümülatördeki? 32 olur. Akümülatördeki en son değeri bulduk. Sorunun cevabımızı bulmuş olacağız. Ve cevabı şu şekilde yazalım. Sınavda da böyle bir soru çıkmaz muhtemelen. Biraz daha zorlarlar hocalar. Bunu nasıl gösteririz? Şöyle gösterelim. A eşittir 32 H. H neyi gösteriyor burada? Şey yapmayın. Şöyle yanına yazalım da karıştırmayın sonra. H burada bunun heksadesimal olduğunu gösterir. Evet arkadaşlar, umarım faydalı olmuştur. Sonraki örnekler de gelecek. Bununla ilgili 3-4 tane ekran yazdım. Ekrana en son değeri ne olur sorusu şeklinde olur. Yine kod yazdırma sorusu olur. Ben anladıkça anlatmaya çalışacağım. Anlamadıklarım da olabilir. Umarım anlayan arkadaşlar da burada yine grupta paylaşımlarına devam ederler. Grupta bazı arkadaşlar bazı sınav sorularını çözmüş. Geçmiş sınavlara yönelik. Ve çözülmeyen sorular da var. Onları çözen arkadaşlar da umarım paylaşır. Hani paylaştıkça bilgi çoğalır. Eğitimdeki fırsat eşitliğini güçlendirmek adına arkadaşlar paylaşımlarımıza devam edelim. Sınavlarımız daha rahat geçsin. Bunları biri anlatmadan anlaması biraz güç, zaman alıyor. Mesela ben şu an 12 dakikada anlatmışım, 10 dakikada. Bakarak anlamak inanın biraz daha uzun sürüyor. Hani ben kendim daha uzun sürede anladım. Ve kısa sürede anlatmak için bu şekilde bir video hazırladım. Umarım daha iyi bulur. İzleyen sayısı çok olur videoyu. Çok daha fazla kişiye ulaşır. Amatör videolarda olabilir. Bazı kısımları bilmiyorum. Mesela nibble ne demek? Herhalde oradaki yüksek byte anlamına da gelebilir. Bu bilmediğim şeyleri videoları hani hangi nerede dediysem onun yorum kısmına yazıyorum. Hani burada bilmiyorsam eğer öğrendiğim zaman yorum kısmına yazıyorum veya izleyen arkadaşlar şöyle yapsın, durdursun videoyu. Şurada eksik var, şurada hata var diye alt kısmına not olarak düşsün ki diğer arkadaşlar da aynı hatayı bulduğu zaman emin olsunlar benim hata yaptığımdan. Şöyle dediğim, bu sorular kafamıza göre yazılmıyor. Bunların cevapları doğru. Hani ben bazı yerleri yanlış söyleyebilirim ama cevaplar doğru. Gelecek eğitim setleri ve örnek çözümlerinde tamamında böyle. Hani uydurma değerler değil. Bir form sitesi gibi düşünmeyin. Kendi görüşlerimiz yok. Bunlar hani cevapları doğru olduğu kesin, ona güvenin. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Umarım sınavınızdan geçer veya istediğiniz not alırsınız. Yüksek not alın isterseniz. İsteyen yüksek not alsın, isteyen geçer not alsın. Sağlıcakla kalın.